Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 75 yıl geçti. Askeri ve siyasi kişiliği dünyaca takdir toplayan Atatürk, havacılığa verdiği destekle önemli işlere imza attı. Havacılıkla ilgili çalışmalar Osmanlı döneminde başlasa da en önemli atılımlar Cumhuriyet'le birlikte gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle ilk olarak 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Kurumun amacı Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamaktı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk için uçak imalatının ülkede yapılması önemliydi. Bu amaçla 15 Ağustos 1925 tarihinde Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi, kısa adıyla TOMTAŞ kuruldu. Alman Junkers'le birlikte Kayseri'de kurulan fabrikada yüzlerce uçak üretildi. Havacılığı ne kadar çok önemsediğini, "İstikbal göklerdedir" sözüyle perçinleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Havacılar Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'a da destek oldu. Cumhuriyet'in ilk 25 yılında özel sektör ve devlet eliyle 500'ün üzerinde uçak imal edildi. Ancak ne yazık ki 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün ölümüyle birlikte gerilemeye başlayan uçak üretimi 1950'li yıllara gelmeden tamamen sona erdi.